yatırım tavsiyesi ise almaz, teknik analizdir. Arkadaşlar birkaç gün önce BTC'ye yatırım yaptığımı söylemiştim. BTC'ye çok az miktarda olsa yaptım. Bundan sonra yükseleceğini umuyorum. Niye umuyorum onu açıklayacağım. Şimdi bizim hep anlattığımız bir durum vardı. Hangi durum? Şöyle sert düşüşler olabiliyordu, zarar yazabiliyorduk ama bir noktada dengeye oluşuyordu. Bakın şu yatay boru var, şu yatay boru ve şu yatay boru. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Eğer bu yatay boru daralıyorsa, bak burada daralmış, burada daha daralmış. Bu daralıyorsa, genişliyorsa, böyle düşüyorsa, yani şu aşağı yönlü genişlemiş, bu kararsızlık. Bu yatayda daralma demek, sert bir şekilde kırılacak demek. Zaten bu kırıla kırıla, bakın hep yukarı gidiyormuş gibi yapıp aşağı kırılmış. Artık bu diplere geldi arkadaşlar. Şu an bunun yatayda daralması, şu yatayda daralması üst tarafı kırılma ihtimalinin %90 olduğunu açıklıyor. Niye? Zaten alta kırıla kırıla, bakın daha öncekilerde hep alta kırılmış bu. Üste kırılıyor gibi yapıp alta kırmışlar. Bakın yine aynısını yapmışlar. Burada da alta kırılmış. Bu demek oluyor ki artık bu belli bir şeye ulaştı. Burada mesela alta aşağı düşüremediğine göre, şurada destek olduğuna göre, bu artık alta doyuma ulaştı. Şimdi doyuma ulaştıysa, artık alt tarafa kırılamayacaksa, o zaman ne olur? O zaman şu olur arkadaşım. O zaman üst tarafa kırılır. İşte biz de teknik olarak inceliyoruz. Bakın bu yatay boru şu. Bu artık üst tarafa doğru açılmaya başladı. Gördünüz mü? Üst tarafa doğru açılmaya başladı. Tabii ki bu üst tarafa açılıyor ama bir noktada bir şeye de dikkat çekmemiz gerekiyor. Şu yeşil noktalar var ya, o yeşil noktanın üstüne atması gerekiyor arkadaşlar. Şu an bakın bu yeşil noktanın altında. Bu yeşil noktanın tam üzerinde. Ertesi gün yeşil noktanın üstüne atmış. Biz burada girmiştik galiba, değil mi? Şuralarda girmiştik bir iki gün önce. Sonra bu yeşil noktanın üstünde atıyor. Bugün de yeşil noktanın üstünde kalırsa bundan sonra hareket yukarı. Teknik bunu diyor. Ondan sonra arkadaşım para girişine bakıyorum. Bakın burada para girişi oluyor. Para girişi artıyor. Hissenin gücü de artıyor. Hisse demişim. BTC'nin gücü de artıyor. Bunun anlamı şu. Para giriş maksimize olduktan sonra, BTC'nin gücü belli bir noktaya ulaştıktan sonra arkadaşım, bu BTC hızlıca yükselir demek. Yani yatırımın burnunda yani. Biz birkaç gün önce biraz yatırmıştık ama aslında şöyle 5 hisselik alıp birazcık beklemek lazım. 1 ya da 2 haftada %50 kar edilebilir arkadaşlar. Yani bu kesin değildir tabii ki de. İhtimal vardı. Ben burada Solana'yı takip ettim. Solana'da %50 kar ihtimalini gördüm bir hafta önce. Bakın burada da aynı şey olmuştu. Şurada geldiğimde para girişi oluyordu ve hisse güçleniyordu ve hacim de gelmişti. Şurada görmüştüm ama borsa hesaplarımı aktif edemediğim için BTF diye ertesi günlerde çok sert yükselmişti. Sonra alımı durdurmuştum. Bu şimdi doyuma ulaştı. Geriye de dönebilir arkadaşım. Daha da gidebilir. Yani bir %100 de yapabilir buradan. Her şey yapabilir. Burası BTC borsası arkadaşlar. Burada bir şeyin anlamı yok. Mesela burada Ethereum. Ethereum burada aşırı doyum bölgesi gibi gözüküyor ama bu bölgelerde daha da yükselebiliyor. Ancak biz Ethereum'dan ziyade BTC'ye odaklanalım. BTC şu an hareket daha etmedi. Yani etmedi. Biz şuradan girdik ama hani %1 daha üstte, bu daha hareket etmiyor arkadaşlar. Bu hareket, bakın hacim de gelmeye başladı. Hacim de gelmeye başlarsa bu çok kısa sürede harekete başlayacak demek. Yani ne olabilir? %50 gidebilir, %100 gidebilir. Bunlar şaka değil arkadaşlar. Bakın şuraya kadar kafadan gider yani. Bu teknik inceleme bu şekilde. Yani bunun temeli yok. Bakın burada hiçbir verisi yok bunlar. Kazancı, kaybı, yani bir mal karşılığı değil. Bu yükselebilirdi arkadaşım, düşebilirdi. O senin alman gereken riskler var işte. Buna girersen o riski alıyorsun. Ancak teknik anlamda güçlü bir şekilde girersen o riski %90 ihtimalle yukarı yönlü alıyorsun. Ama rastgele girersen ihtimal belli değil. Nerede girdiğine bağlı. Rastgele girip çıkıyorsun. Yani ben alayım yükselsin. Yani öyle bir dünya yok arkadaşlar. Bazen yükselir, bazen düşer. Ancak bunun yükselme ihtimali %90 olduğu yerde, şu an için %90 yükselme ihtimali önümüzdeki günlerde. Bu olduğu yerde girmek başka,
%90 düşme ihtimali olduğu yerde girmek başka. Bakın şurada %90 ihtimaller. Şu kırmızı yaktıktan sonra %90 düşme ihtimali var. Yani burada bir yükselmeye başlasın. Şu kırmızı yakana kadar beklemek lazım. Kırmızı yaktığında çıkış yapmak lazım. Ancak bunlar çok sert düşüş yapıyor. Çok dikkatli olmak lazım bu gibi yerlerde. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Sadece hissenin hareketine yakın bir süre kaldı. Yani bir gün ya da 2 gün kaldı. Herkese iyi günler.